Merhaba arkadaşlar, Lezzet Siteme hoş geldiniz. Bugün yapımı çok kolay iki portakal, bir limondan 3 litre limonata hazırlayacağım. Kışın portakal ve limonları poşetlere hazırlıyorum, buzluğa atıyorum. Özellikle Ramazan ayında, yazın sıcaklarda istediğimiz zaman ferahlatan doğal bir sağlıklı limonatalar hazırlayıp içmiş oluyoruz. Şimdi önce hazırlamasını, sonra limonatanın yapımını paylaşacağım. Portakal ve limonları birkaç kez kabuklu kullanacağımız için karbonatlı suda iyice yıkıyorum ve duruluyorum. Bir poşete iki portakal, bir limon dilimleyip dolduracağım. Bu şekilde birkaç poşet hazırlayacağım. Portakal ve limonlarımın üst ve alt kısımlarını kestim. Şekil olarak istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben iki poşetimi daire şeklinde kesiyorum. Robotun büyük olduğu için eğer robotunuz küçükse küp küp olarak doğrayabilirsiniz. Varsa çekirdeklerini de alıyorum ve doğramış oldu. Portakal ve limonlarımı poşetlerime yerleştireceğim. Birinci poşetimi doldurdum. Ağzını güzelce bağladım. Şimdi ilk poşetimi hazırladım. İkinci poşetimi de dolduracağım. Güzelce poşetimizin içerisine yerleştiriyoruz. Portakal ve limonlarımızı. Ağzını da güzelce bağlıyoruz. İkinci poşetimizi de hazırladık. Şimdi üçüncü poşetimiz için portakal ve limonları daha küçük doğradım ve poşetime doldurdum. Ağzını sıkıca bağladım. Robotu küçük olanlar için bu şekilde küçük doğrarlarsa daha iyi olur robotları açısından. Bu şekilde üçüncü poşetimizi de hazırlamış olduk. Portakal ve limonların kabukları kalınsa onu da bu şekilde hazırlıyorum. Portakal ve limonların kabuğunu ince soydum ve beyaz kısımlarını almadan soyuyorum. Kabukları kullanacağım için atmıyorum. Beyaz kısımları ayrıca soydum ve beyaz kısımlarını kullanmıyorum. Kabukları kalın olanları bu şekilde hazırlarsak limonatamız acı olmayacaktır. İnce soyduğum portakal ve limon kabuklarını doğruyorum. Portakal ve limonları da doğradım. Sonra poşetimin içerisine düzgünce yerleştirdim. Ağzını güzelce bağladım. Bir dört tane poşetimizi hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi. Poşetlerimi buzluğa kaldıracağım. İstediğim zaman Ramazan ayında özellikle yaz aylarında içimizi ferahlatan limonatalar hazırlayacağım. Şimdi limonatamızın yapımına geçiyoruz. Önceden hazırladığım poşetimi 15-20 dakika önce çıkarıyorum. Portakal ve limonu fazla buzu çözülmeden robotuma alıyorum. Elimle biraz dağıtıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve robotumu çalıştırıyorum. Püre haline geldi. Kapağını açıyorum. Rengi gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Kokusu da öyle. Şimdi tencerenin içerisine 3 litre içme suyunu koydum. Dilerseniz bir çay kaşığı limon tuzu da atabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Püremizi suyun içerisine ekliyorum. Karışımın özleşmesi için bir 15 dakika dinlendirmeye bırakıyorum beklemiş olan limonatalarımı artık süzebilirim. Tekrar büyükçe bir tencerenin içerisine süzgeç koyuyorum. Benim süzgecim çok ince olduğu için süzgecin üzerine tekrardan bez koymama gerek kalmadı. Eğer sizin süzgeciniz ince değilse üzerine temiz bir bez yerleştirerek süzme işlemini tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, limonatamız içmek için servise hazır. Şimdi bir tane Bardağıma dolduruyorum yakından da görmeniz için inanın rengi muhteşem oldu tadı da bir o kadar lezzetli kesinlikle bu şekilde yapıp buzluğa atın dilediğiniz zaman bu şekilde kolayca çıkarın ve limonatalarınızı hazırlayın sağlıklı limonatalar içmiş olursunuz. Çıkan sayı pastalarım için kullanıyorum. Poşete koyup kolayca alabilmem için bu şekilde yapıp buzluğa atıyorum. Şimdi arkadaşlar derin dondurucuma kaldırmak için 4 poşet hazırladım. 2 tanesini bu şekilde yuvarlak doğradım. Benim robotum büyük olduğu için eğer robotunuz küçükse bu şekilde küçük doğrarsınız. Portakal ve limonların kabukları kalınsa kabuklarını ince soyarak, içinin beyaz kısmını kullanmayarak bu şekilde yaparsanız acı olmaz. Bu da çıkan posamız. Bunu da pastalarımda ve kurabiyelerimde kullanacağım. Bu şekilde yaptım. Bunu da buzdolabına kaldırıyorum. Buzluğuma atıyorum. Hazırlamış olduğum limonatalarımı da bardaklarıma, sürahime doldurdum içmek için gördüğünüz gibi servise hazır sürahimi buzdolabına kaldıracağım bir hafta içerisinde limonatamızı tüketeceğiz kesinlikle bu tarifi denemelisiniz diyorum deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin afiyet olsun bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun